Kıymetli çiftçilerim merhabalar. Bugün Kınık'tayız. Kınık'ın bir köyündeyiz. Bahçeliğiyle ilgilendiğimiz Almanya'da yaşayan bir Türk ablamız vardı. 7-8 parça bu bölgede zeytinliği vardı. Bir 7-8 dekar da düz taban yerde zeytin için verimsiz olan, yani Edremit ve Gemlik için verimsiz olan bir bahçeye, hocam yardımcı olun, boş yere ne dikebiliriz? Bana tane lazım değil, bana yağ lazım ve yurt dışındayım. Hani bakımı çok da zor olmayan bir çeşit, bana ne önerirsin? Bahçeye geldik, toprak yapısına baktık, bölgeye baktık, eğime baktık. Burada en uygun Arbekina fidan. Hem metrekareye daha fazla sığar diye, hem de Gemlik dikseydik olmazdık, batak bir yer. Edremit'te dikseydik olmazdı, olur ama metrekareye çok az sığardı. Ondan dolayı biz burada Arbekina bir çeşit tavsiye ettik ve Arbekina kuyuları beraber kazdık. Fidanları kendimiz seçtik, dikim mesafesini kendimiz ayarladık. Tam bir yıl oldu. Bir yıldaki farkı merak edenleriniz vardı. Eğer ki ben buraya Gemlik dikseydim çok fazla fire verirdim. Ama şu anda 730 tane Arbekina fidan diktim 7,5 dekara. Ve hiç kuruma oldu mu Ayhan abi? Ayhan abi de bahçe bir nevi bahçe sorumlusu, yardımcısı. Hiç kuruma oldu mu abi bu bahçede? Evet, hortumdan sıcak su gelmiş, 3 tanesi kurudu. Öyle yani, hortumdan borudan. Evet. Bir kapatmayı unutmuşuk, öylelikle oldu. Nerede abi o fidanlar? İşte o fidanlar ileride. Yani girişte, evet. Şeyle alakalı, sizden, evet, kaynaklı, bizden kaynaklandı. Bizden dolayı 3 evet. tane fire verilmiş. Şu an baktığınız zaman 730 tane, pardon, 727 tanesi aynı seviyede büyüyor mu Ayhan abi? Bir evet, yıldaki değişimini gördünüz. Büyüyor, evet, aynen öyle. Şu anda... Çünkü 2023'ün bu zeytinler Haziran ayının birinde ikisinde ekilmişti. Ve ben bunun bu sene budamasını yaptım kıymetli çiftçilerim. Budamasını sizlerle paylaşmadım YouTube'da. Neden paylaşmadım? Ben Arbekina'da ülke olarak biliyorsunuz ki hepimiz de acemiyiz. Yani hepinizi Arbekina dikmeye yöneltmiyorum. Ve ben bu sene budamasını tek başına yaptım. Yani medyaya paylaşmadım. Bakalım eksiğim var mı, fazlam var mı ya da nerede bir hata yapacağız? Ona göre, kendi kafama göre bir budama taktiği geliştirdim. Ve şu anda da hepsi aynı seviyede büyüdü ve başarılı bir budama oldu. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra da sizlere Arbekina budamaları göstereceğim kıymetli çiftçilerim. Bu sene evet, bunlar bir yaşında, birkaç tanesinde meyve bıraktık. Genelde meyveleri hep kopardık, attık. Neden attık? Böyle sürgünümüz daha iyi olsun diye. Baktığımız zaman hepsinin aynı seviyede olduğunu görüyorum. Çünkü ben fidanlar şu kadardı. Yan tarafa atacağım. Dikim zamanı da atacağım. Yani fidanlarımı şöyleydi. Diktikten sonra da tarlada ne olduğu belli değildi. Hatta Ayhan abimiz bunlar ne zaman büyür demişti. Her zaman küçük fidan almanız daha mantıklı kıymetli çiftçilerim. Evet, burada suyumuz var. Hemen dibinden dere akıyor. Zaten suyu seven düz arazi olduğu için biz bu çeşidi önerdik. Gemlik ya da Edremit birazcık sıkıntı olabilirdi. Suyu sevdiğinden dolayı diplerde çok fazla otlanma oluyor maalesef. Ayhan abi biz ne yapıyor sezon boyunca? Bir iki ürün öneriyoruz. Yaprak tırtırı ilacı ve azotlu gübre veriyoruz. Her 20 günde bir onları uyguluyor. Zaten görüyorsunuz ki taze taze sürgünlerimiz. Eylül 25 mi bugün abi? Perşembe, evet. 25 mi? Perşembe 26. 26 Eylül 2024 tarihindeyiz. Geçen sene diktiğimiz bir bahçe. Hepiniz merak ediyoruz. Hocam, Arbekina bahçesi kurdunuz Kınık'ta. O bahçeyi gösterebilir misiniz? Evet, şu anda o bahçeyi gösteriyoruz. Ya bunlar tamamen meyve bu arada. Seneye bu ağaçlar hepsi yıkılacak. Bana mutlaka hatırlatın. Hocam, o ağaçlar ne oldu? O ağaçlarda meyve alacaksınız ikinci yılda. Gösterin diye. Hatta birkaç ağaçta vardı. Nerede abi o ağaçlar? Şurada bir yerde olacak. Meyvesini görmek istiyorsanız. Genelde meyvelerini kopardık. Şöyle tam böyle hasat zamanı, yani ya sıkım dönemi gelmiş Arbekinaların. Yani bir yaşındaki ağaçlarımızdaki gelişim, tabii seneye de bunlardan çok güzel meyve alacağız. Ayhan abi, boyunuza geldi mi abi? Bir gelir misiniz yan yana? Evet,
Benim boyum 1.68. Şu anda böyle. Evet, yani şu kadar karış olan bir zeytinimiz, arbekinamız bir yılda bu hale geldi. Yan tarafa atacağım ilk halini. Bu arada kıymetli çiftçilerim, bakabilirsiniz. Meyvelerini biz kopardık ve meyve tutmaması için bir budama yapmıştık biz burada. Ayhan abi, şunun yanına bir gelir misin? Vallahi boynuz kulağa geçmiş abi. Vallahi boynuzu geçmiş abi. Evet, bir yıldaki gelişim bu şekilde kıymetli çiftçilerim. Ve seneye de çok güzel artık meyve bekliyoruz. Şöyle suyumuz kıymetli çiftçiler. Hemen gösteriyorum sizlere. Hatta bahçe sahibine söyledim. Almanya'da yaşıyor kendisi. Şu sınır boyları her bir tel, telin arasına birer tane, yani 1, 2, 3 tane olacak şekilde buraya en az 600-700 tane daha fidan sığdırabilir. Şöyle sığdırabilir. Hem suyumuz, görüyorsunuz burada su bol. Su konusunda sıkıntı yok. Hem şuradan tam böyle kaza 30 santim geriden 1, 2, 3 tane dikerse bahçenin bütün etrafına, ne olur abi, leylendi görevi üstlenir. Yani dışarıdakiler sizleri de görmez. En fazla uzayacağı zaten direğin bir 50 santim üstünden. Hem meyvenizi alırsınız hem de bedavadan leylendi görevi, yani çit görevi üstlenmiş olur. Yani şu tel boyuna bir en az söylüyorum abi 600-700 tane yani sığdırabilirsiniz. Onu biz bahçe sahibinin bir gündemine alacağız kıymetli çiftçiler. Görüyor musunuz, şu anda hepsi aynı seviyede büyüyorlar. 4'e 2 bir mesafe var burada. Taban bir yer. Hocam nasıl yani zeytin olmuyor orada derseniz, hemen gösterelim. Şöyle bir gelin. Bu ağacın hikayesini söyleyeyim size. Bahçe sahibi buradan tel çekti bu sene. Öyle bir şey ki bu ağacın tam ortasından geçiyor sınır. Yani ağacın sol tarafı sizin, sağ tarafı da diğer komşunun. Şöyle bir ağacın hikayesi var. Evet, burası düz taban yer. Burada gemlik bir bahçe. Maalesef burada zeytin olmuyor. Yani bu yaklaşık 12-13 yaşında şu fidanlar. Taban yer. Tutanlarda da zaten meyve yok denecek kadar az kıymetli çiftçiler. Ondan dolayı biz önermedik. Ya bu bölge hep taban yer ve su fazla. Yani bakın ağaçların haline, bu sene varyalı güya. Türkiye genelinde varyalı ya. Bakın ağaçlarımızın hali bu şekilde. Büyük ağaçları da göstereceğim size. Hocam olur mu ya? Bu yıl var yılı. Bir de bahçeye sürmüş bahçe sahipleri. Yazık 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 yazık. Yani zaten meyven yok. Bir şeyin yok burada. Görüyor musunuz, bakın 12-13 yaşında şu fidanlar hep. Bizimkileri gördünüz. Abimizin boyunda. Bunlar da Edremit kıymetli çiftçiler. Yani burada meyve çok zor. Görüyor musunuz? Yani her bölgede komşuları kıyaslıyorum. Bir iki konuda sizlerle konuşmam gereken bir şeyler var. Ta ki düne kadar milletin iki dudak arasına bakarak, yani odaların, birliklerin iki dudak arasına bakarak ne yapıyorduk? İşte kurs açmalarını bekliyorduk. Bir aydır yoğun bir şekilde çalıştım kıymetli çiftçilerim. Yani kimseye minnet eylemeden Türkiye'nin her yerinde dilediğimiz zaman, dilediğimiz ilde, dilediğimiz birliklerde eğitim verebilmemiz için biliyorsunuz ki tüm belgelere sahiptim ben. Ve birkaç tane eksiğim vardı benim profesyonel bir şekilde piyasaya girmem için. Onları pekiştirdik, onları bitirdik. Çok şükür bundan sonra çiftçiyle bağımızı hiç kimse önüne geçemeyecek. Yani benim çiftçime bilgi aktarımımı hiç kimse artık mani olamayacak. Bilhassa Akhisar ve Bursa. Yani bundan sonra sizin talepleri doğrultusunda kendimi stand verip kendimi stop verebileceğiz kıymetli çiftçilerim. Yani ihtiyaç duyulan her yerde kişisel olur, şirket olur, birlikler olur, resmi olur, devlet kurumları olur. Her yerde eğitim verebileceğiz kıymetli çiftçilerim ve bu arada da katılım belgesi de verebileceğiz. Bilginiz olsun. Böyle bir güzel haberi sizlere vereyim kıymetli çiftçilerim. Onun dışında
Bu bahçede sadece fidanlar toprakla buluştu. Hatta biz burayı Mayıs ayında ekmiştik değil mi abi? Evet, Mayıs ayının son günleri, Haziran'ın ilk günleri. Evet, Mayıs ayında ektik. Yani son dakikada bahçe sahibi bizleri buldu. 29 Mayıs. Evet, yani anlayacağınız 2 hafta içerisinde bahçe teşhisi koyduk. İşte bu çeşitle alakalı karar verdik. Hatta fidan alırken bile son evrenin fidanları kalmıştı. Hani artık sezon bittiği için fidancıda fidan yoktu. Ne yaptık? Birazcık paramızı fazla verdik. Tek tek fidanlarımızı seçtik ve birçoğu da küçüktü zaten. Onu ben yan tarafa atacağım. Ve diktik ve sulamamızı yaptık ve çok şükür güzel bir gelişim de sağladık. İmkanlar doğrultusunda bile çok güzel bir gelişim sağladık kıymetli çiftçilerim buradan. Bu bahçeyi merak etmiştiniz. İşte sizlere çektim ve önümüzdeki yılda da mutlaka hatırlatın. İnşallah başımıza bir olay gelmezse bu bahçenin de sizlere meyveli hallerini paylaşacağız. Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu bahçeyle alakalı. Öneriyor muyum? Hayır, bu bahçe, yani bu çeşidi önermiyorum. Bu çeşidi önermiyorum. Hiç zeytinin yetişmeyeceği şartlarda o zaman dikebilirsiniz kıymetli çiftçilerim. Her zaman söylüyorum. Yerli çeşidimiz bambaşka ama bazen de hiçbir şey yetişmiyorsa burada mecbur ki bu çeşidi dikmek zorundayız. Bizden bu kadar. Bu arada lütfen videolarımızı olabildiğince birçok yerlere paylaşalım. Artık paylaşacak zamanımız da yok. Yani diğer arkadaşlar da görsün, diğer çiftçilerimiz de görsün. Bu arada sizler gibi piyasanın da açılmasını bekliyoruz. Fiyatların da açıklanmasını bekliyoruz. Zeytinyağların açıklanmasını bekliyoruz. Tane zeytinliğin açıklanmasını bekliyoruz ki çünkü herkesin malı şu anda erdi. Herkesin malı olgunlaştı. Sizlerin vereceği iki dudak aranızdan çıkacak o fiyatla da binlerce çiftçiyi ilgilendirecek. Lütfen adil bir fiyat açıklayın. Hemen bahçemizi gezdikten sonra köyümüzün hemen üstüne çıktık. Koca Ömerli köyümüzün hemen üstüne çıktık. Ayhan abimiz dedi ki arıları besleyeceğim dedi. Bir arılara doğru çıktık. 30 kovan arısı var. Hemen arıların bulunduğu yerlerde de biberiye var. Şöyle görüyorsunuz, orman dikmiş. Az ileride de kekikler var. Yani arılar tamamen burada çam ormanlarının tam ortasında bu kekikler ve biberiyelerden tamamen besleniyor. Ve o arının balını düşünsenize. Lavanta var. Lavanta, kekik, biberiye. Bunlar da kekik. Halen daha kokusu var kıymetli çiftçiler. Şöyle arılar şu anda geziniyor. Ve hemen bir 20 metre ileride de abimizin kovanları var. Bakalım, bize sokmadan bir ilerleyelim. Burası da Kınık, İzmir'in Kınık ilçesinin Koca Ömerli köyünün ovası. Az ilerisi Bergama, bakalım görünüyor mu? Oo, Bergama hemen şurada, görüyor musunuz Bergama'yı? İki ilçenin birbirine yakınlığına bakın. Bergama'mız, özledim bile. Hemen kovanlara gidelim. Ayhan abi, 30 kovandan ne kadar bal çıkardın? 5 tane. Bir balın tadına bakayım. Güzelse abi takipçilere önereyim. Bakın böyle bir yerde, hoppa, yolun bile olmadığı yerde kovalarımıza bakalım. Buruşmaları görüyor musunuz? Evet. Ne su var, ne ilaç var, ne gübre var. Allah'a emanet. Kendi kendine yetsin. Allah'a emanet. Tamamen organik. Evet, kovanlarımız da bunlar. Arıcılık ayrı bir tutku. Bir kovanla başlıyorsun. 100 kovana çıkıyor değil mi Ayhan abi? Evet. Evet, arılar şu an gezinmeye başlıyor. Bu da kantoron otu kıymetli çiftçiler. Tamamen yaralara şifa olan kantoron otu. Ya bin çeşit buralarda şifalı bitkiler var. Nerede onların kapısı abi? Komşu, biz geldik bakalım. Ooo. Evet. Dur yakından yakınlaştırayım. Görüyor musunuz? Bu yediğiniz organik ballar bu şartlar altında oluyor kıymetli çiftçiler. Tamamen. Yürüyelim, bir şey olmaz. Abi olur ya, kısa kolluyuz. Siz yürüyün abi, ben sizi izleyeyim. Görüyor musunuz? Böyle bir ormanlıkların iç derinliklerinde böyle organik bir arıcılık yapıyor. Bu beşlik sular ne oluyor abi orada? Arkanız geçerse diye daha yakın olduğundan üstünden bile herhangi bir ihtimal olur diye
200 kilo civarında su var burada. Niçin abi su koydunuz? Çünkü söndürülmesi için bir kazara bir yangın çıkarsa. Yangın çıkarsa bu sular fayda eder mi abi? Tabii ki küçükken hemen söndürür. Tabii biliyorsunuz ki kıymetli çiftçiler böyle ormanlık yerlerde artık risk biliyorsunuz. Artık zeytincilik, artık hayvancılık maalesef 2 yıldır yoğun bir şekilde. Ya güzelim şu ormanlar 1 saatte kül oluyor ama... Yani yıllarca, yıllar sonra anca yetişebiliyor. Yılların verdiği emek bir saatte gidiyor. Abi şunları da alışları da armut aşılasanız da şöyle. Şunlar. Evet. Bak burada aşılamışsınız. Hoppa, organik armut. Vallahi tam aşılayın dedim bakın. Armut varmış görüyor musunuz? Hoppa. Abi bal bu ya. Bal. Gübre yok, ilaç yok. Abi organik ya. Arılar gibi organik besleniyorum ben de. Abi şöyle bir organiklik yok ya. 5 teneke. 5 teneke bal çıktı. Oh ne güzel. O zaman biz ne yapalım abi? Balımızın tadına bakalım. Sonra sonlandıralım. Evet. Tam köyümüzün üstüne geldik, zirvesine geldik. Şöyle arılar içinde ne güzel suyumuz da var. Ören Bayırı deniliyor burası. Ören Bayırı. Kaan Efe Lavanta Ormanı. Evet. Görüyor musunuz? Konca yer abi. Biberiye mi bu böyle? Biberiye evet. Bu kadar biberiyi bir arada görmüş müydünüz? Nasıl bir koku Allah'ım. Nasıl? Orada da bal alıyor. O mavi çiçeklerden. Ya yok böyle bir şey ya. Abi süper ya. Aynen. Vallahi arı gibi olmak istedim şimdi. Evet. Biberiyemizi topladık. Şurası da lavanta ormanları. Kaan Efe. İlik için para toplanmıştı kendisine. Evet onun adına. En son Almanya'ya gitti. Para toplandı. Tedavisi için bir yıldır haber alınamıyor. Acaba düzeldi mi? Onun adına yapılan bir orman. Gerçekten tebrik ediyorum. Bergama'da. Orman müdürü. Orman müdürlüğü. Evet. Tedavisi için yardım toplanan bir bebeğimizdi bizim. Evet bu şekilde. Tarihi ormanları motorla gezmeye devam. Hoppa. Bol oksijen havası. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi Ayhan abi söyleyin. Gerçekten öyle abi ya. İzmir'in dağlarında. Bakın bunlar hep biberiye. Çiçekler de açar. Vallahi Ayhan abi 5 kilo verdim ha. Abi vallahi yürüyüş yapılacak aslında. Buradan köye aşağı ineceksin. Yaşlı kişilerde değil. İnanın şu anda şehir 30 derece ise burası abartısız söylüyorum 17-18 derecedir şu an. Yani şu an bu kekik kokusu, lavanta kokusunu alabiliyoruz şu anda. Hep kekik şu herhalde. Burası piknik alanı mı abi? Ya nasıl bir serinlik geliyor abi. Köyün suyu da buradan geliyor. Sıcaktı geçenlerde bunu. Lavabo da koymuşlar. Çeşme de akıyor. Evet. Bir köyün ormanın içinde piknik alanları var. Evet. Kının koca Ömerli köyünün ormanın ortasında böyle piknik alanları. Ah bir de şu kadar pisliklerimizi bırakmasak abi. Ne güzel olacak. Görüyor musun her taraf pislikler. Hayvanların yaşadığı yerler de belli. İnsanların sadece uğradığı, keyif aldığı dönemler de belli şu an. Sonra ormanlar neden yandı?
Bakın her taraf pislik dolu şu anda. Her taraf. Pırıl pırıldı abi doğa. Bak şimdi insanların barındığı yerlere doğru geldik. Nasıl fark ettin? 10 dakikalığına geldim ama 2 saati geçti. Bakalım ne yazıyormuş. Koca Ömer Mesire yeri İzmir Orman Bölge Müdürü Kırmanoğlu. Şefli. Eyvah abi. Taş. Taş gördük abi. Yok çektim. Taş gördüysek şehir yaklaşıyor demektir. Kolaylık olsun diye, çamur olmasın diye. Abi taş oldum, orada bir tehlike var. Aynen. Adım adım şehire yaklaşıyoruz demektir. Tosba. Evet, Ayhan abimizin yaşadığı, köyde yaşadığı eve geldik. Çok güzel bir ev. Abi ben oraya basmayayım, orası çöker yoksa. Gel. Düşünsenize şöyle bir evi, tadilatını yaptığınızı düşün. Abi kaç yıllıktı tamiri bu ev? Bu ev 1951 yılında yapılmış. Evet, 1951 yılında. Tabii bu üst kat yani, biraz tadilat istiyor. Ortadan merdivenli. Evet. Böyle. Odalarımızı açalım. Bak gel bak. Tabii odalar bakalım. Da böyle. Evet. Ya. Aynen böyle bir şekilde. Süper burası abi ya. Burası olarak kullanıyoruz. Burası orta evet. Odası gibi. Süper abi. Burası da havlunuz. Bu da balığı burada ayıklıyorsunuz değil mi abi? Evet. Köy evinde doğmuştum. Benim için yeri farklıdır. Evet. Şöyle şuradan çok güzel manzara izleyebiliyorsunuz. Biraz önce dağların tepesindeydik. Ve kovanları gördünüz. Ve daha şifalı bitkileri gördünüz dağda. O arılar tamamen gösterdiğimiz şifalı bitkilerden beslenip sonra gelip şuradaki makinenin içerisinde o peteklerden elde edilen bal. Şimdi Eren hocam, o balın tadına bakabilir misiniz? İnanın kendim için değil, sizler için tadına bakıyorum. Biliyorsunuz ki ben yoğun bir diyetteyim bu aralar. Hani sizler için olmazsa tadına bakmam. Değil mi Ayhan abi? Evet. Abi içindeki o küçük parçacıklar hepsi polen değil mi? Evet. Polen parçacıkları. Şey, dinlendirilmedi. Yeni sağıldı. Evet. Abi. Dinlendirme kazanında da dinlendiriliyordu. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi yok böyle bir şey ya. Gerçekten bak sizler için yiyorum. Abi şu an var ya, beni aldı. Dağların iç derinliklerine götürdü. Böyle sanki tamamen yaşıyormuşum gibi abi doğayı. Gerçekten bak. Ve üçüncü büyük kaşıkla. Ayhan abi. Ben bir evet. Kova götüreyim abi, olur mu? Olur. Bir kova götüreyim. Kaç? 20 kilo mu abi teneke? Teneke 20... teneke 36 kilo diyebiliyorum ben. Ağır basıyor ya bu. Peki abi bunu şu anda 1 kilogramı kaç para? 1 kilogramı 400 lira. 400 lira. 400 lira. Bir şey söyleyeyim abi? Evet. Bakın bu tada, bu organikliğe ve sizin verdiğiniz onca emeğe bence 400 lira bedava. Gerçekten evet. Abi bedava. Şu an sonuncuyu da yiyeceğim. Normalde bu kadar bal yemem normalde abi. Evet. Kekik, lavanta, gördüğümüz gibi biberiye. Abi tamamen şu anda içinde o tadı alabiliyorsun. Evet. Hayır. Tamam. Onlardan toplanmış. Kıymetli çiftçilerim, bu gezimiz de böyle olsun. O zaman ne diyelim? İzmir'in Kınık ilçesinin Koca Ömerli köyünden herkese selam olsun. Görüşmek üzere.